Başlangıç noktam benim. Bizim mutfak sanatlarının özellikle uygulama mutfağındaki ikinci dersimizdeki kemik suyu dersimizdi. Dedim ki ben kesinlikle bu yolda ilerlemek istiyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümü bence çok başarılı bir bölüm. İki dilin temelini almakla, özellikle gastronomi terimlerini önceden öğrenmekle çok büyük avantajlarını yaşadık. Yani Fransa'da staj yaparken de, yabancı kaynaklardan reçete öğrenmek istediğimizde veya gastronomi ile ilgili bilgi edinmek istediğimizde gerçekten bayağı fayda sağladı. Bizim bölümümüzle ilgili her sektörden konuşmacı gelirdi. O konuşmacılar bize A'dan Z'ye kendi bölümüne, yani restoran işletmesi olsun, mutfakta aşçı olsun, yeme içme bölümünden olsun, barmeni olsun, kendi dalıyla ilgili A'dan Z'ye bize çok güzel bilgilendirme yaparlardı. Onlardan çok şey öğrenirdik. Çok güzel fikir sahibi olurduk. Hatta bazıları böyle deneme amaçlı konuk olarak davet ederlerdi. Özellikle 4 senelik akademik eğitimin mutfak sanatlarında ne kadar önemli olduğunu staj yapmaya başladığınız zaman daha iyi anlıyorsunuz. Zorunlu stajlarımız vardı ve biz genelde 5 yıldızlı otellerde veya büyük mutfaklarda staj yapıyorduk. Oraya girdiğimiz zaman da haliyle alaylı ve 4 senelik eğitimli arkadaşlarımızın en büyük teknik anlamdaki farkları stajlarda daha çok belli oluyor. O çok şey katmıştır. Çünkü ben çok fazla staj yaptım. Gerek Türkiye'de, gerek yurt dışında, Fransa'da da 3 ayrı yerde, işte patisseride olsun, gastronomi restoranında olsun, ekmekçi de olsun, 3 ayrı yerde ve bayağı böyle büyük mutfaklarda da bulundum. Gerçekten bayağı farkı oluyor. 2017 Haziran ayında Sedaca'yı açtık. Temelde ana fikrimiz iyikli kemik suyu üretimi yapmaktı. Kemik suyuyla ve evde özellikle çocuklarımızı, 1 yaş üstü çocuklarımızı biraz alaraktan sağlıklı beslenmeleri adı altında iyikli kemik suyu ve tavuk suyu üretimiyle başladık. 5 sene içinde de kelle paça ve işkembe çorbalarına girdik. Meze yapımına girdik. Her geçen gün, bir de butik bir işletme olduğumuz için gelen talep ve isteklere göre de özel üretimlerde yapıyoruz. Stajyer olarak tabii ki çok arzu ediyorum. Hatta okulumuzla bağlantıya da geçtim. İnşallah bu yaz itibariyle stajyer arkadaşlarımız gelirse memnuniyetle hem kendi tecrübelerimi onlarla paylaşmak isterim, hem iş hakkında fikir vermek isterim. Çünkü mutfak ortamı çok farklı. Yani kesinlikle evimizin mutfağına benzemiyor. Teknolojinin çok fazla faydası var. Oturduğumuz yerden dünya her yerindeki şeflere 2 saniyede ulaşma imkanımız var. Ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya bile neredeyse kemik suyu üretimleri çok değişiyor. O yüzden teknoloji bence çok artısı var. Yani sadece olay reçete almak değil veya bir tabak sunumu yapmak değil, gastronomi ilerlemesiyle ilgili bile bütün detayları çok rahatlıkla edinebileceğimiz çok güzel bir ortam. Şimdi mutfağı seven bir insan zaten mutfak eğitimi almalı. Eğer imkanları, olanakları varsa ben kesinlikle 4 senelik akademik eğitimi almalarını tavsiye ederim. Mutfağın yelpazesi, gastronominin yelpazesi çok geniş. Kendilerini nerede rahat hissediyorlarsa önce net onu bir belirlesinler. Hem yurt dışı kaynaklardan, hem Türkiye'deki şeflerimizden destek alaraktan kendilerini geliştirsinler. Çünkü ucu bucağı olmayan bir sektör. Şimdi benim aileden kaynaklı hep mutfakla bir alakam vardı. Yani bizim büyük babaanneler, bir kısım Şam'dan gelmiş, bir kısım Girit'ten gelmiş, baba tarafım Kayseri'den gelmiş ve ben çok şanslıydım. Hem İzmir içinde yaşadığımız bölgeden, hem böyle ailemizin damak tatlarının çok çeşitli olmasından ve benim bütün aile, anneanne, babaanne, annemler, teyzelerim, herkes de mutfağa çok meraklı olduğu için bayağı zengin sofralarda büyüdüm. Çeşitli, ürün çeşitliliği olsun, damak tadı olsun. Hep böyle bir mutfağa yatkınlığım vardı. Böyle bir olur mu olmaz mı derken sonra Nilgün Hocam aldı beni, mutfakları gezdirdi. Okul hakkında bayağı bir bilgilendirme yaptı. Onun da cesaretiyle tamam dedim. Öyle başladım ama iyi ki başlamışım. Mesela biz burasını Koskep aracılığıyla açmıştık.
ilk başlangıç noktamızda bundan 5 sene önce. Onları araştırsınlar, destek alırlarsa onlar için tabii ki maddi açıdan da bir rahatlık söz konusu olabiliyor. Çok iyi araştırsınlar. Mutfak kurulumu kolay değil eğer mutfak açmak istiyorlarsa. Şu mutfağın kurulumu bile işte difrizlerinde olsun ocağı, bacası, davlumbazı 6 ayımızı almıştı. Mutfakçı arkadaşımızla birlikte çizmiştik. Yani çok iyi araştırıp kendi isteklerini, kuracakları mutfak ve yapacakları reçetelere uygun bir dizayn yapmaları, bunları çok araştırmalarını tavsiye ederim.